yeteneği ve kavramı Türkiye'de eskiden bu yana başımıza gelince, meydana gelince yapılan göçü yolda düzeltme alışkanlığıyla beraber çözmeye çalıştığımız, bazen krizi çözmeye çalışırken de o krizin içerisinde başka krizler de doğurduğumuz bir halimiz var. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü sadece afet değil, yani Türkiye sonuçta her ülke, yaşayan her organizma riskleri barındıran bir unsurdur. Türkiye Cumhuriyeti de konumu itibariyle, yapısı itibariyle, sahip olduğu özellikleri itibariyle de birçok riski bir arada barındıran bir ülkedir. Dolayısıyla başına bir sürü acı gelmesine rağmen, bir sürü sıkıntı gelmesine rağmen bu acıların sonucunda oturup bütün siyasi argümanlardan, ideolojilerden farklı, ayrı, tamamen devlet politikası haline gelmiş, bütün siyaset üstü, kanunlaşmış, kim gelirse gelsin asla o gelenlerin dahi esnetemeyeceği bir takım kanun ve kuralları alma alışkanlığı, düsturu da yok. Herkes kendi kafasında bir şey değiştirdiği için de dolayısıyla ülkenin ve ülkede yaşayan insanların güvenliği konusunda, yaşamı konusunda söz konusu olan sürdürülebilir bir mesele, sürdürülebilir bir güvenlik algısı, güven algısı maalesef yok. Yardımların, o zaman şöyle diyeyim. Bir, o zaman da yardımların nereye, nasıl gideceği, nerede hangi eksiğin olduğu, eksiklere yönlendiren hız koordinasyon ekipleri yok, bugün de burada yoktu. Yani küçük ve büyüklüğü fark etmiyor depremin. Zekası aynı. Anlatabiliyor muyum? Sonra orada da özürlü ailelerin çadırlarına öncelik verilmesi gerekiyordu. Çadır öncelikleriyle ilgili koordinasyon yoktu. Zaten ciddi bir çadır skandalı ortaya çıktı. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla bütün yerlerden aynı anda haber alacak ve herkesi koordine edebilecek merkezler, ekipler yoktu. Burada da yoktu. En önemli şeylerden bir tanesi afet personelleri, yani şimdi ki olanlar var. Onlara ayrı bir şey söylemiyorum. Ama afetin yöneticisi olan bir insan, şahsını da tanımıyorum. Afetin yöneticisi olan bir insan, afat nedir, nasıl organize edilir, bununla ilgili ciddi eğitimler alması gereken, ciddi aşamalardan geçmesi gereken insanlardır. Karşılaştığınızda böyle bir şey göremezsiniz. Sonra çok ilginç, o Van depreminden sonra ben afata eğitim vermeye başladım. İzmir afatta kan gördüğü için bayılan kişi arama kurtarmacıydı. Aynı zamanda yükseklik korkusu ve karanlık korkusu olan arama kurtarmacılar işe alınmıştı. Arama kurtarmacı diye. Sonra fiziksel olarak işte hani aşırı kilolu, işte koşamayacak, bir yere sığamayacak, bir şeyi kurtaramayacak insanlar. Dolayısıyla baktığında afetin bir kısmı, yani afet personelinin bir psikolojik testten geçmesi gerekiyor. İnanılmaz eğitimlerden geç. Oraya girmenin çok zor olması gerekiyor. Hamile kart yakınından olmaması gerekiyor. Afet personellerinde ben kan tutan, yükseklik korkusu olan insanların alındığını bizzat şahit olmuştum. Ve umarım her şey değişir demiştim. Dolayısıyla bugünle o gün arasında hiçbir şeyin değişmediğini ben size o makalemi gönderdiğimde göreceksiniz. Ben Türkiye'deki %90 kuruluşun, özel sektör kamu kurulu, olası kriz yönetimi planı olduğuna inanmıyorum. Yok zaten. Dolayısıyla bir planınız yoksa gücünüz zayıflar, hasarınız büyük olur ve kriz yönetimini beceremediğiniz için de krizin içerisinde artçı krizlerle beraber bir sürü şey yaşarsınız. Mesela siz sormadan ben sorayım. Kriz öncesi, esnası, sonrası üç aşaması vardır. Kriz sonrası süreç peki başka krizlerle beraber şu an yönetilebiliyor mu? İnsanların ekmek kuyrukları, başka ihtiyaçları, onunla beraber gelen hava koşulları. Yani bir de kriz sonrası sürecin planlanması gerekiyor. Şimdi gelelim kriz sonrası süreçteki 4-5 tane önemli sonuç. Psikolojik sonuç, sosyolojik sonuç, finansal ekonomik sonuç, çevresel sonuç. Bu sonuçları
ayrı ayrı büyük ekiplerin çalışıp organize etmesi lazım. Bir, psikolojik, sosyolojik, finansal sonuçlarının profesyonel ekiplerce planlanıp bir yol haritası haline gelip bir an önce uygulanması gerekiyor. Her ile göç eden, sosyolojik sonuçların değerlendirmesi için her ile göç eden afetzedelerin, kaymakamlıklar ya da onların bunların dışında gerçekten danışıp yol alabilecekleri, onlara danışmanlık yapabileceği, her türlü konuda onlara sevk idare edecekleri merkezler oluşturması lazım. İnsanlar kendilerini yalnız, çaresiz, yolunu kaybetmiş hissetmemeleri gerekiyor. Bunun dışında yapıları alelacele bir an önce insanlara kavuşturalım derken ikinci bir yanlışla gidilmemesi gerekiyor. Bu Çevre Bakanlığı şeyini izledim. Bak, tebrik edeceğim bir şey var. Yapıların nasıl yapıldığını iletişimin kullanması gerekiyor. Güzel bir spot çekmiş. Bundan sonra yapılar nasıl yapılacak? Hangi harç üzerine yapılacak? Hangi inşaat malzemesi kullanılacak? Ne olacak? Bütün yani iletişim. İnsanlar bundan sonra biz ne olacağız? Ve hayatlarımıza geri dönecek miyiz belirsizliği var. Bu belirsizlik her bakanlığın kendi üzerine düşen yapısıyla beraber giderilmeli. Halka iletişim kurularak güven algısı gönderilmeli mutlaka ve şu an orada olan çadırlarda yaşayan insanlarla ilgili bence farklı bir süreç izlenmeli çünkü şu an daha beter bir durumdalar ve bundan sonra her şey halkın takip edebileceği şekilde şeffaf yapılmalı. Şeffaf yapılacağı yapılar şeffaf olmalı. İnsanlar bilgi sahibi olmalılar. Kesinlikle nerede nasıl yaşayacakları ile alakalı ve bence ülkede artık bu kavga bırakılıp bundan sonraki süreçte hiçbir siyasi iktidarın kim gelirse gelsin asla değiştiremeyeceği, asla dönüştüremeyeceği tamamen insanı odağına koyan, insan hayatını odağına koyan, çıkarları değil insanların hayatını odağına koyan kanun yapılaşmadan alın, insan alma yetiştirmeye kadar ciddi devrimsel kanunlar çıkması lazım.